Umut, her yerde seni arıyordum. Nereye kayboldun? Otursana. Gamze. Ne oldu Umut? Sence de bizim konuşmamız gereken bir konu yok mu Gamze? Hı? Ne gibi? Seninle çocukluk arkadaşı olmamız gibi bir mesele. Gamze. Bak, ben seni kırmak, incitmek, üzmek asla istemiyorum. Sen benim için çok değerlisin. Ama yanlıştı, biliyorsun değil mi? Umut, ben özür dilerim. Yani sen böyle konuşunca bile utanıyorum. Gerçekten. Bir anlık heyecandı. Özür dilerim. Özrün benim için yeterli. Dediğim gibi seni incitmek asla istemiyorum. Bu yüzden de aramıza biraz mesafe koymakta fayda var. Nasıl? Bir süre mahalleye gelmesen iyi olacak. Umut. Gamze, bu konuyu burada kapatalım. Olur mu? Birbirimizi daha fazla kırmayalım. Peki. Ben kalkayım o zaman. Acil görüşmemiz lazım. Biz sen eksiktin ya. Acil değilse sonra konuşalım. Umut Bey, Avukat Dünya Yılmaz'la randevunuzu söylemek için aramıştım. Dünya Yılmaz mı? Evet efendim. Az önce aradı kendisi. Takviminize göre randevu oluşturdum. Nasıl? Sen nasıl böyle bir şey yaparsın? Efendim, daha önce Eren Bey görüşmüştü. Ben yine öyle bir görüşme sandım. Affedersiniz. İptal etmemi isterseniz... Hayır, hayır. Sakın bir şey yapma. Benden haber bekle. Seninle çocukluk arkadaşı olmamız gibi bir mesele. Gamze. Bak, ben seni kırmak, incitmek, üzmek asla istemiyorum. Sen benim için çok değerlisin. Ama yanlıştı, biliyorsun değil mi? Umut, ben özür dilerim. Yani sen böyle konuşunca bile utanıyorum. Gerçekten. Bir anlık heyecandı. Özür dilerim. Özrün benim için geçerli Gamze. Dediğim gibi seni incitmek asla istemiyorum. Bu yüzden de aramıza biraz mesafe koymakta fayda var. Nasıl? Bir süre mahalleye gelmesen iyi olacak. İstediğin kadar duygularından kaç Umut. Ben seni öperken kaçmadım. Aramıza mesafe koymak için artık çok geç. Efendim anne. Neredesin kızım sen? Arıyorum arıyorum açmıyorsun. Ne oldu ki? Hastaneye gel çabuk. Meryem ev kazası geçirdi.
Ah Dünya Hanım, ben sizi aramayı unuttum değil mi? Kusura bakmayın. Ne için? Umut Bey çok acil bir toplantı için yurt dışına gitti. Tabii beklenmedik bir toplantı olunca bütün program aksadı. Kusura bakmayın. Ne kusuru canım? Yani iş dünyasında olabilir böyle şeyler. Başka zaman görüşürüz o zaman. Randevu hakkımın saklı kaldığını düşünüyorum. Tabii. Bir mesajınız varsa ben alayım, ileteyim kendisine. Yoksa çıkmam gerekiyor. Yok, teşekkür ederim. Bir şeyler de yolunda gitsin ama değil mi? O mıy mıy Umut Usta başı çek. Arşive girebilmek için ona yalanlar söyle. En azından bunlardan kurtuldum. İçeridesin Dünya. Hadi bakalım. Fırsatı iyi değerlendir. Yine ne işler çeviriyorsun Dünya? Umut Bey, sizi görmeli uzun zaman oldu. Nasılsınız? Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Çok iyiyim. Müsait bir zamanda yanınıza uğrayacağım. Tabii, iyi günler. Dünya, sen bir işler karıştırıyorsun ama yakalanacaksın. Hadi Dünya, az kaldı. Senin elinden ne kurtulabilir ki? Mustafa Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim, ben iyiyim. Sen nasılsın? Teşekkürler, iyi çalışmalar. Senin burada ne işin var ya? İyi ki buradasın mı deseydin acaba? Niyeymiş? Hem sen beni mi takip ettin? Ya Dünya, kurtardım ya seni. Kilitlendik mi? Şşş.
burada mahsur mu kaldık? Ya Dünya, ne yapıyorsun? Duymuyor musun sesleri? Yakalanacağız. Birbirimize bakıp duracak mıyız? Adam gitmiştir herhalde. Ben gidip bakacağım. Yani zaten buraları genelde kilitli tutarlar. Sen nereden biliyorsun Bay Çok Bilmiş? Dünya, ben burada çalıştım ya, unuttun mu? Yani buranın kuralları var, herkes bilir. Askeriye gibi. Ya nasıl çıkacağız peki şimdi buradan? Ne yapacağız? Buna da bir çözümün var mı? Ne bileyim, herhangi bir çıkış yolu, yangın merdiveni bir şey ha? Ben burada çalışıyordum dedim, kilitli kaldım demedim. Yani ben herkes gibi kapıdan çıkıp evime gidiyordum. Of. Ya sen zaten niye benim peşimden geliyorsun ki? Niye takip ediyorsun beni? Çünkü Dünya, ben artık seni tanıyorum. Yani bir plan yaptığını anladım. Hatta buraya gelip başına iş alacağını da anladım. Ya sen bana bu kadar bağırıp çağıracağına bir teşekkür mü etsen acaba? Niye sana teşekkür ediyormuşum, çok pardon? Eğer ben buraya gelmeseydim sen yakalanıyordun. Sen buraya gelmeseydin biz şu an burada kilitli olmazdık. Ha, bu da benim suçum değil mi? Her şey benim suçum değil mi? Neyse tamam. Kavga etmeyelim. Düşünelim şimdi buradan nasıl çıkabiliriz. Allah'ın cezası, kapıyı açacak bir şey bulmamız lazım. Pardon. Bulmamız gerekiyor derken ne oldu? 15 saniye önce benim yardımına ihtiyacın yoktu senin. Ha? Ne oldu şimdi? Ne değişti? 15 saniye önce ben bu kapının dışındaydım Umut. Ha. Sen burayı sevdin galiba. Hadi ara. Senin burada bir arkadaşın, bir tanıdığın falan yok mu? Ara gelsin bizi çıkarsın buradan. Hı hı. Var. İyi ara. Ya Dünya, biz adamların arşivine girdik. Elimize kelepçeyi takıp götürürler bizi. Dünya. Ya sen bana neden öfkelisin, neden sinirlisin, hiçbir şey söylemiyorsun. Tamam, ben bir suç işlemişim, evet. Ama sen bunu bana söylemezsen ben bulamam ki ne olduğunu. Ya Dünya, lütfen, lütfen. Ya. Dünya. Bak, bana böyle davranman gerçekten hoşuma gitmiyor. Yani ben istemeden seni kırdıysam, üzdüysem, incittiysem gerçekten özür dilerim senden. Ya da ne bileyim, bir odunluk yaptıysam. Ya ben bunların hepsini düzeltirim. Ama lütfen böyle olmayalım. Ben seninle böyle olmak istemiyorum. Anladım. Senden bana fayda yok. Yine kendi başımın çaresine kendim bakacağım. Dünya, gerçekten inadını kırmak çok zor. Buraya seninle laf yarıştırmaya gelmedim. Bu dosyalarda kesin bir şey olmalı. Bence Ahmet amcanın eski evrakları da burada bir yerde. Eminim. Ne biliyorsun? Ha? Ne biliyorsun? Ya sen soru sormaktan başka bir şey bilmiyor musun? Bunları da
Seni ayırmışlar. Aradığın dosyalar şuradakiler herhalde. Dünya bak düşeceksin. Dünya dikkat et. Dünya dikkat.